O zaman 22 yaşındaki Aleyna Tilki'yi de en iyi sen anlarsın diye düşünüyoruz. Kariyeri boyunca yaşadığı psikolojik sorunlardan bahsediyor. Hayattan çıkardığı dersleri anlatıyor. Diyor ki bu hayattan çıkardığım en büyük ders şu. Hayranlık çok boş, çok içi boş, çok yalnız hissediyorum kendimi. İzleyelim. Doyamadım, dipsiz kuyumdum. Kırılan hayallerimin başrolü oldum. Hayranlık çok sahte bir kavram. Kariyerime yabancılaştım. Hayranlık sadece başardığın sürece, sadece güzel olduğun sürece, sadece devam edebildiğin sürece oluşan bir şey ve çok sahte, çok içi boş. Ve gittikçe kariyerime yabancılaşmaya başladım bu sayede. Çünkü benim başlangıçtaki amacım insanlardan sevgi almaktı. Ama bunun sadece bir hayranlık olduğunu görünce bir yabancılaşma başladı. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Yalnız mı hissediyorsun zaman zaman? Evet yani yalnız. Bu yabancılaşma zaten hani dünyada kendimi öteki hissettiren bir şey olmaya başladı. Sahneye çıkıyorum. 100.000 kişi var. Beni izleyen 100.000 kişinin alkış seslerini duyuyorum ama o 100.000 kişi benim yarın moralim bozulduğunda, suratımı astığımda da ya da bir yıl dinlenmek istediğimde ya da 2 yıl dinlenmek istediğimde de beni alkışlayacak mı? Emin değilim. O yüzden bana hiç gerçek gelmiyor. Hani insanların para kazanmak, ünlü olmak, var olmak gibi tabuları var ya, ben hiçbir zaman zaten onları anlamlı bulmadım. Ve yani o yüzden de zaman geçtikçe bu işin anlamsızlığının cılkı çıkmaya başladı bende. Çünkü ben gerçek bir insanım. Aleyna Tilki Altın Kelebek'te ağlamıştı. Ay çok hiç cool değilim şu an. Ağladım, o kadar rock söyledim ya. Sahnede ağladığımda tüm ülke üstüme gelmişti. Altın Kelebek konuşmasında sinir sistemimin boşalıp ağladığım zamanlarda hatırlıyor musunuz? Tüm ülke üstüme gelmişti ağladığım için. O zaman da çok sevilmediğimi hissetmiştim. Peki bu zor dönemlerde bir yardım aldın mı psikologdan? Destek aldın mı o dönemler? O dönemler almadım. En tehlikelisi o zaten. Yani yardım almayı düşünemeyecek halde olmak en tehlikelisi. Herkesin bir kendini yoklaması gerekiyor aslında bu mevzuda. Ay çok hiç cool değilim şu an. Ağladım, o kadar rock söyledim ya. Düşmeye doyamadım, dipsiz kuyumdum. Kırılan hayallerimin başrolü oldum. Sevilmek için mi yapılır bu şarkı, sanat ve bu iş, diğer dallar? Aslında bütün hayatın özü bu. Hepimiz her şeyi aslında biraz da sevilmek için yapıyoruz ama bunun derecesi bence çok önemli. Yani hayatınızın odak noktası beğenilmek, sevilmek. Yani ilgi bağımlısı olursanız, gösteriş bağımlısı olursanız o zaman orada bir sorun vardır. Yoksa hepimiz beğenilmek isteriz, sevilmek isteriz. Ama şöyle bir şey var, yani Aleyna gibi hem genç arkadaşlar hem hepimiz tabii ki o gönül yorgunluğunu, depresyonu yaşıyoruz. Aleyna özellikle hani kendini göstermeyi çok seven bir genç arkadaşımız. Dolayısıyla bazen kim olduğu o kadar çok bağırıyor ki Aleyna'nın, ne dediğini duyamıyoruz. Yani öyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla o sanırım bunu fark etmeye başladı. Kendisini tam ifade edemediğini. Bazen iç dünyamız çok yıprandığında ya da o içimizdeki kirliliği saklamaya çalıştığımızda dışarıyı aşırı parlatırız. Yani o dışarıya yansıttığımız parlaklık aslında içimizdeki karanlığı, belki karanlığı biraz kapatmak içindir. Oysa o karanlık çirkin değil, kötü değil, onu ayıp değil. Belki şimdi Aleyna o tarafıyla barışmaya çalışıyor. Ne tavsiye edersin Aleyna'ya? Çünkü çok güzel dile getiriyorsun durumu. Bence artık sanırım o da farkında. Ne kadar kişi tarafından takip edildiği ya da ne kadar çok reaksiyon gördüğünden ziyade ne kadar hakiki sevildiğiyle ilgili bir derdi olmaya başlaması lazım gibi. Yani benim de mesela milyon takipçim yok ama
daha böyle kemik, daha hakiki anlamda seven, hani bir şey yaptığında, bir şey ürettiğinde gerçekten seni dinleyen, arkanda duran bir dinleyici kitlesini ben tercih ediyorum. Neden? Daha hakiki hissediyorsunuz kendinizi. Dokunduğunuzu hissediyorsunuz. Ama o rahatsız olduğu, boş takipçi dediği, ben ağladığımda kimse yanımda yok dediği nokta aslında biraz onun kendi elinde de. Belki o zaman hani çok fazla dikkat çekecek ya da tepki görecek şeyler, sırf tepki göreyim diye paylaştığı şeyleri daha azaltırsa, daha içinden gelen şeyleri paylaşırsa ve dışına yönelik değil de daha içine yönelik şeyler paylaşırsa, insanlar o nereye işaret ederlerse oraya bakacaklar. Aslında evet, aslında ünlüler kendi hayran kitlelerini yaratıyorlar. Aynen öyle. Yani kayan, gezen, yüzen bir hayran kitlesi de var. Kim çıkıyorsa, kim star tabii oluyorsa ona takılan. Ama şimdi başka bir hayran ve başka bir star ve hayran ilişkisine geçelim. Biraz olaylı. İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkmak isteyen bir hayranına böyle müdahale edildi. İzleyelim. Kendine zarar veren, bak ayağıma bak. Allah korusun, buraya bassan var ya, 3 ay daha çeker. Getirin buraya, getirin buraya, getirin. Buraya getirin! Buraya! Habibi! İbrahim Tatlıses 2011'de uğradığı o silahlı saldırının ardından da tabii ki koruma şeyi... Böyle panik olması çok normal. Çok normal. Sahneye birisi çıkmak istiyor. Ne için çıkmak istiyor? Gidip sarılacak belli. Ama işte ne olur ne olmaz. Sonrasında ne oldu? Ben videonun devamını merak ediyorum. O kişi sahneye yanıma çıktı. Çünkü İbrahim Tatlıses sanki sinirlenmiş gibi, azarladı mı yoksa sarıldı mı, oraları merak ediyorum aslında. Getirmişlerdir evet. Ben insanların arasına atlıyorum ya sahnemde. Evet, sen öylesin gerçekten. Ben öyle. Hiç rastlamadım zarar veren birine de, sağ olsunlar. Yani senin tarzın öyle değil çünkü. Çok seviyorum da sana aralarına girmeyi. Eşim biraz korkuyor. Her seferinde böyle sahneden bakıyor. Çünkü ben hani iniyorum. Evet. Aralarında yürüyorum, ellerini tutuyorum. Fotoğraf çekiyorlar o sıralar. Çünkü hayranlarına dans da ediyorsun. Evet. Ben çok tatlıdır. Sanki aylar daha pozitif gelişiyor. Ama yok, bir kere hepimizi korkuttu. Sahnede bir baygınlık geçiriyor. Evet. Ya gerçekten orada da insanlar gelmiş sıcağın anında, para vermişler. O kadar emek vermişler burada. Yani bırakmak istemedim sonuna kadar. Son şarkıya kadar dayandım. Fenalaştım, hissettim aslında. Yani tansiyonun düştü. Aşırı sıcaktan başıma güneş geçti. O saatte tabii konser yapılmaması lazım normalde ama insanlar da orada benimle beraber zıplıyorlar, hopluyorlar. Ben de çok hareketliyim sahnede. Acı çekiyorsun şu anda orada. Aynen öyle.